Teknoloji hayatımıza girdiğinden beri hayatımızı kolaylaştırmak için mühendisler birbirinden güzel yapıları karşımıza çıkarıyor. Bu yapılar aynı zamanda görsel olarak da eşsiz bir manzarayı bizlere sunuyor. Bu videoda sizler için mühendislik harikası olan muhteşem yapıları derledik. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Jiangzhoubai Köprüsü Çin. Çin'in Jiangzhou Körfezi'ne inşa edilen köprü kompleksinin ana bölümü Qingdao ve Hongdao şehirlerini birbirine bağlamakta olup, bağlantıları ile beraber uzunluğu 41 kilometreyi aşmaktadır. Su üzerinde dünyanın en uzun olan köprü 5,5 milyar sterline mal olup 2008 yılında açılmıştır. 10 bin işçinin çalıştığı köprünün yapım aşamasında 450 bin ton çelik, 2.3 milyon metreküp beton kullanılmıştır. Burj Halife Dubai. Dubai'de inşası 21 Eylül 2004'te başlayıp 4 Ocak 2010'da tamamlanan dünyanın en yüksek gökdeleni. İnşasında 330 bin metreküp beton, 39 bin ton çelik kullanılmıştır. Binada 23 bin pencere bulunmaktadır. 828 metrelik yüksekliğe sahiptir ve 160 katı kullanılabilir bir yapı. Binanın yaklaşık 150. katından sonra geri kalan katları çelik olarak yapılmıştır. Bu da dünyada ilk defa betonarme kütle üzerine çelik konstrüksiyonla devam edilen ilk bina özelliğini kazandırmıştır. Manş Tüneli, İngiltere-Fransa. İngiltere ile Fransa'yı denizden birbirine bağlayan tünel, Fransa ve İngiltere ortak yapımı. Manş Denizi'nin tebeşir kayalarından meydana gelen tabanında kolayca tünel açılabildiğini düşünen bir Fransız mühendis, 1802'de Dover Boğazı'nda iki kıyıyı birleştiren bir tünelin yapılmasını teklif etti. Projenin maliyeti Fransız ve İngiliz firmalarından meydana gelen bir şirketler birliği tarafından çok sayıda bankadan borç alınarak ve hisse senedi çıkarılarak karşılandı. Dover ile Calais'i birbirine bağlayan tünel 50.5 kilometre uzunlukta olup 6 Mayıs 1994'te tünel açılışı yapıldı. Akashi Kaikyo Köprüsü, Japonya. Japonya'da Kobe şehri ile Awaji adasını birbirine bağlayan dünyanın en uzun asma köprüsü, 1991 metre uzunluğunda, en yüksek noktası 282.8 metredir. Köprünün inşaatı 1988'de başlamış, 10 yıl sürmüştür ve 5 Nisan 1998 günü trafiğe açılmıştır. Köprü 1990 metre uzunluğunda yapılmış, 17 Ocak 1995'teki Kobe depreminden sonra 1 metre daha uzatılmıştır. Panama Kanalı, Panama. Panama Kanalı için ilk girişim 1 Ocak 1881'de yapıldı. Orta Amerika'nın en güney ülkesi Panama topraklarında yer alır ve Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanusu birbirine bağlayan su yoludur. İnşaat Amerika tarafından tamamlanmış ve kanal 1914'te hizmete açılmıştır. 77 kilometre uzunluğundaki kanalın yapımı sırasında sıtma ve sarı humma gibi hastalıklardan büyük toprak kaymalarına kadar her türlü güçlükle karşılaşmış ve yaklaşık 27.500 kanal çalışanı bu süreçte can vermiştir. Bu kanal Güney Amerika ve Kuzey Amerika'yı birbirinden ayırır. Millau Viadüğü, Fransa. Tarn Nehri'nin bulunduğu vadiden geçen ve Millau ile Güney Fransa'yı birbirine bağlayan kablo destekli bir asma köprüdür. İnşaat mühendisi ve mimar Norman Foster tarafından tasarlanan köprü, dünyanın üzerinden taşıt geçen en yüksek köprüsü unvanına sahiptir. 343 metre yüksekliği ile Eiffel Kulesi'nden biraz daha yüksek ve Empire State binasından 37 metre daha kısadır. Köprü saatte 225 kilometre hıza ulaşan, rüzgar hızına dayanıklı bir biçimde üretilmiştir. 3 Boğaz Barajı, Çin. Dünyanın en büyük barajı Çin'de bulunan 3 Boğaz Barajı'dır. 3 Geçit Barajı ya da 3 Boğaz Barajı diye isimlendirilen bu baraj aynı zamanda dünyanın en büyük hidroelektrik projesi. 28 milyon metreküp beton kullanıldığı için aynı zamanda dünyanın en büyük beton yapısıdır. Tam faaliyete geçmesi yani inşası tam olarak 17 yılda tamamlanabilmiştir.